Bahri Umman'la ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Korkmayın, bu bir sohbet, sorgu değil. Bir ay kadar oldu. Sizin gibi bir hanımefendinin öyle karanlık bir adamla bir caniyle ne işi olabilir? Kızıyla tanıştım önce, sonra Bahri Bey'le tanıştım. Ayrıca kendisi bir cani değil. Son derece kibar ve nazik bir beyefendi. Bunların ne oldu hakkında bir fikriniz var mı? Yanlış ceset bu. Sizin nazik kibar beyefendinin son eseridir kendisi. Adamı diri diri yaktı. Siz ciddi misiniz? Bunu Bahri Bey mi yapmış? Despina'yı emniyetten çağırmışlar. Çağıran da İsmail Karayel. Ne diyorsun? Mete aradı şimdi. Kadının da başını belaya sokacağız. Emniyetten çıkar çıkmaz arayacaklar. Takip et. Tamam. Bakın hanımefendi, Bahri Umman son derece azılı ve suçlu, acımasız bir katil. Onunla görüştüğünüzü biliyoruz. Müvekkilim kendisiyle sadece tanışıyor. Bu suç mu? Size ait banka hisselerini Bahri Umman'a devrettiğinizi duyduk. Milyonlarca dolar değerinde ise. Nasıl oluyor bu? Hayatımdan daha değerli değiller. O benden daha iyi korur. Ayrıca denetleme kurulu inceliyor. Yani tam olarak devretmedim. Belki hisseleri alıp size geri vermeyecek. Nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum. Sadece güveniyorum. Burada devletin savcısı var, polisi var. Yardım isteyecek başka birini bulamadınız mı? Bu kadar yeter. Müvekkilim istediği kişiyle ortaklık kurar. İstediğini istediğine devreder. Bu suç mu? Şimdilik değil. Ama Bahri Umman bir suç işlerse kapınızı tekrar çalarız. Onu o zaman konuşuruz. İzninizle. Merak ettim. Konuştun mu Ayşegül'le? Ayşegül'ün ölen kardeşi. Cinayet olduğundan şüpheleniyor. Avukat Mete bir şeyler söylemiş. O kim ya? Ya boş ver şimdi. Uzun hikaye de. Ayşegül Adil Topal yaptırmış olabilir dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Yok canım. Saçmalamış. Ya doğruysa? Ne yaparım ben o zaman? Ya dur şimdi. Sen bir şey söyleme Ayşegül'e. Yani mecbur öyle yapacağım zaten. Neyse hadi konuşuruz. Tamam. Ne yapıyoruz? Bize gidelim. Sinan da orada. Gerçekten mi? Hı. Hadi. Yalnız şey, benim eve gidip bir üstümü başımı çıkartmam lazım. Kafam kaşınıyor artık. İyi, iyiydim böyle. Hadi be. Bahri Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun. Selam, ne haber? İyidir, senden? İyi, benden de. Sinan'ı İsa'lara gönderdim. Bu gece yok. Ha, biliyorum biliyorum, mesaj attı. Belki dedim beraber bir yemek yeriz. Kutlarız.
Ya müdür aradı da bir olay var. Oraya gitmem lazım şimdi yanlarına. Ne olayı? Ya işte olay işte. Ne olayı olacak? Bir tane kaçakçı var da takip ettiğimiz, onunla alakalı. Yani gelebilirsem geleyim. Ama gelemezsem de artık bir dahaki sefere, tamam. Sinan da kalsın orada. Hiç merak etme. Kusura bakma, tamam. Peki. Tamam, nasıl istersen. Merhaba. Kardelen Sokak numara 14'e bir taksi alabilir miyim? Teşekkürler. Oo, hoş geldiniz. Sema Hanım'la tanışmış mıydınız? Bahri Uman'ın avukatı. Dafne Hanım değil mi? Memnun oldum. Ben de. Siz yine sıkıcı konulardan bahsedeceksiniz herhalde. Ben gidiyorum teyzeciğim, yukarıdayım. Tamam canım. Sema, benim seninle konuşacağım şeyler var. Hazır gelmişken. Tabii. İsmail Karayel niye çağırmış sizi? Sizi nereden tanıdığımı sordu. Siz ne dediniz? Anlattım her şeyi. Bana bir takım fotoğraflar gösterdiler. Yanmış bir adam. Sizin yaptığınızı söylediler. Doğru mu bu? Doğru. Yaptınız yani. Uyuşturucu taciriydi. Kızımın hastasını öldürdü. Beni de öldürmeye kalktı. İnkar edersiniz sanmıştım. Bakın Despina Hanım, ben piyango bileti satıcısı değilim. Kim olduğumu bilerek kapıma geldiniz. Gurur duymuyorum ama pişman da değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.